Günaydın ve iyi sabahlar diliyorum sevgili izleyenler. Gerçek gündeme hoş geldiniz. 18 Nisan Çarşamba bugün ve bugün Türkiye'yi oldukça hareketli saatler bekliyor. Saat 13.30'da Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşecek olan zirve önemli. Çünkü gündem erken seçim. Ayrıca bugün mecliste OHAL konusu konuşulacak. MGK bildirisi OHAL'in 7. kez uzatılması çağrısını yaptı. Meclis bugün OHAL'in uzatılması kararını büyük olasılıkla alacak. Peki dün neler yaşanmıştı? Dünden bugüne yansıyanlar oldukça önemli. Dün bu saatlerde yayınımızı izleyenler çok iyi bilirler. Grup toplantılarının çok önemli olduğunu söylemiştik mecliste yapılacak olan. Çünkü o grup toplantılarından yeni mesajlar geleceğini, yeni noktalara değineceğini belirtmiştik parti liderlerinin. Ve MHP lideri Devlet Bahçeli tabiri caizse eğer bir bombanın pimini çekti ve ortaya koydu. Ve Türkiye'nin artık yeni bir gündemi var, o da erken seçim. Aslına bakarsanız parti liderleri erken seçim yok, seçim zamanında yapılacak diyorlardı. Nedir zamanında derken? Örneğin Mart 2019'da yerel seçim, Kasım 2019'da da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını söylüyorlardı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan da yinelemişti. Erken seçim yok, seçimler 2019'da yapılacak demişti. Ama dün MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında çıktı ve erken seçim yapılmalı dedi. Bu kadarla da kalmadı. Tarih de verdi. 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmalı dedi. Ve bugün Erdoğan'la Devlet Bahçeli arasında görüşme gerçekleşecek saat 13.30'da. Tabii bazı iddialar var. Bu iddialara da gazetelerde yer verilecek. Sizler de göreceksiniz. Az sonra aktaracağım onları sizlere. Acaba bu durum Devlet Bahçeli'nin fikri miydi? Yoksa Erdoğan'la daha önce bir görüşme gerçekleşti ve ondan gelen bir talep üzerine mi Bahçeli bu teklifi öne sürdü sorusu gündemdeydi. Bunu iddia eden siyasetçiler oldu ve sonrasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın çıktı ve dedi ki hayır, Cumhurbaşkanı'yla görüşülerek bir karar alınmadı. Danışıklı bir dövüş yok ortada. Ve sonra diğer parti liderlerinden tepkiler gelmeye başladı. Tabii hükümetten de Devlet Bahçeli'nin bu teklifine karşı örneğin Bekir Bozdağ'dan partinin yetkili organlarında görüşülür açıklaması geldi. Abdülhamit Gül'den YSK zamanı belirler açıklaması geldi. Ve o ittifak dışında olan partiler, yani Cumhur İttifakı adını verdikleri MHP ve AK Parti ittifakının dışında olan partilerden de değerlendirmeler var. Bunların hepsine az sonra yer vereceğiz sevgili izleyenler, ama bir iddia da önemli. İyi Parti eğer erken seçim yapılırsa ve eğer tarihi 26 Ağustos olursa bu seçime girebilir mi? CHP'li Özgür Özel giremez dedi ve İyi Parti'den de açıklamalar var. Hayır, biz gerekli her şeyi yaptık ve seçimlere girebiliriz yönünde bu açıklamalar. Bu konuyu da detaylandıracağız sevgili izleyenler biraz sonra. Ve ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki o postal tartışması, postal ve parka tartışması da dün grup toplantılarında hakimdi, kendini gösterdi. OHAL MGK'da görüşüldü, Bakanlar Kurulu'nda görüşüldü. Bekir Bozdağ'ın açıklamaları var OHAL ile ilgili. Neden uzatılması isteniyor? Ekranlarımıza getireceğiz. Ama önce gazete başlıklarına bakalım. Dün yaşananlar nasıl yansımış? Yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı'nı hem de milletvekili genel seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akıllı, en demokratik yoldu. Evet, işte Devlet Bahçeli bu sözlerle oldukça coşkulu bir kalabalığa karşı erken seçim davetini yaptı. Ve az önce söylediğim gibi bombanın pimini çekti, ortaya koydu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne tepki gelecek?
bilinmiyor. Çünkü kendisi bir erken seçimden yana olmadığını sıklıkla söylüyordu. Zaten AK Parti'nin de genel olarak bu seçimin zamanında yapılması konusunda bir iddiası vardı. Ama tabii ki kaygan bir zemin siyaset ve dolayısıyla bir de işin içine ekonomi girince her şey her an değişebilir. Ve zaten bir siyasi büyüğün söylediği gibi siyasette 24 saatte çok önemlidir. Şimdi Hürriyet gazetesine bakalım sevgili izleyenler. Hürriyet'in manşetiyle başlayalım. Seçim dedi, tarih verdi diyor Hürriyet gazetesi manşette büyük puntolarla ve Devlet Bahçeli'yi görüyorsunuz. Bir eli havada, az önce bizim de ekranlarımıza getirdiğimiz o andan alınmış bir kareyi paylaşmış Hürriyet gazetesi. Bahçeli'nin sürpriz erken seçim çıkışı gündemi belirledi. Türkiye'nin sistem tartışmalarıyla 3 Kasım 2019'a ulaşmasının güç olduğunu söyleyen Bahçeli, 26 Ağustos 2018'i önerdi. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos'a alınmasını öneren Bahçeli, yerel seçimlerin ise zamanında yapılmasını istedi. Bahçeli, seçimin uyum yasalarının çıkarılmasının ardından yapılmasını talep etti. 26 Ağustos, uzun Kurban Bayramı tatilinin de son gününe denk geliyor. İşte burada da önemli bir bilgiyi paylaşmış Hürriyet gazetesi. Yani tatile gidenler olacak. Onların dönüp dönmeyeceği meçhul. Yani bu seçim acaba, eğer böyle bir seçim olursa, bu olası tarihte katılım ne kadar olur? Devam edelim. 3 Kasım'da o, 3 Kasım'ı da o söyledi başlığına bakalım. MHP lideri partisinin DSP ve ANAP'la birlikte iktidar olduğu 8 Temmuz 2002'de de benzer bir çıkış yapmış ve Türkiye'nin 3 Kasım 2002'de sandığa gitmesine öncülük etmişti. Bu seçimlerde AK Parti iktidara gelmiş, koalisyon ortaklarının tamamı meclis dışında kalmıştı. Bir hatırlatmaya da yer verilmiş. Seçim diyorlar, olacak inşallah diyor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Ayrıca bunları göndereceğiz diye de belirtiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha önce erken seçim çağrılarında defalarca bulunmuştu sevgili izleyenler. Ve bu seçim artık yapılmalı demişti ama bu özellikle de iktidar cephesinden bir karşılık görmemişti. Haberin detaylarına bakalım Hürriyet'e nasıl yansımış. CHP lideri Kılıçdaroğlu erken seçim tartışmaları ile ilgili, şimdi seçim diyorlar ya, olacak inşallah ve bunları göndereceğiz. Vatandaş gönderecek, bıktık artık dedi. Erdoğan Bahçeli bugün görüşecek. Az önce de belirttim, bu görüşmenin saati 13.30 olarak belirtilmişti. 13.30'da gözler kulaklar bu zirveden çıkacak, açıklamada olacak. Tabii kapalı kapılar ardında gerçekleşecek. Sonra bir basın açıklaması yapılacak mı bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin erken seçim çağrısı sorusuna Bahçeli ile bugün görüşeceği yanıtını vermekle yetindi. Adalet Bakanı Gül, Bahçeli ile mecliste 20 dakika görüştü. Hemen Devlet Bahçeli'nin grup toplantısı sonrasında gerçekleşti o görüşme. Devlet Bahçeli grup toplantısında bu açıklamayı yaptıktan sonra da Bahçeli ile Adalet Bakanı mecliste görüştüler. Erdoğan, Başbakan Yıldırım, MYK üyeleri ve grup başkan vekilleriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından Erdoğan bu görüşmeleri gerçekleştirdi. Yani bir istişare de gerçekleşti aralarında. Açıklama bugün 13.30'daki Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden sonra yapılacak. Hızlı bir açıklama olacak mı? Defaatle söylenmiş olan erken seçim yok açıklamasının iddiasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan hızla bir karar değişikliğinde bulunacak mı, yoksa bir sürece mi yayılacak bu durum, bu açıklama? Bakacağız sevgili izleyenler. Meral Akşener telaş edecek bir durum yok diyor. Kısaca başlıklar haline Hürriyet yer vermiş. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu seçim tek çıkış ve biz hazırız diyor. Pervin Buldan Hodri Meydan biz varız diyor. CHP'den de benzer bir açıklama geldi zaten. Hürriyet gazetesinin diğer başlıklarına bakmaya devam edelim. Daha sonra tam olarak ağızlardan hangi kelimeler çıktı, neler söylendi, hangi karşılıklar verildi, onları haberimizde ekranlarınıza getireceğiz. Ama bakalım Hürriyet gazetesinin diğer başlıklarında neler var.
plastik kabusuna son verecek enzim haberiyle devam edelim. Bilim insanları doğada çözülmeleri yüzyıllar süren plastikleri sadece birkaç günde yok edebilecek bir enzim keşfetti. Bu enzimi plastik tüketerek enerji üreten bir bakterinin sağladığı belirtiliyor. Okulda göğse tekme. Bursa İznik'teki Çiçekçi İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki BG iç kanamadan hastanelik oldu. BG okulda göğsüne tekme atıldığını söyleyince babası nöbetçi öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Son günlerde oldukça fazla okulda şiddet, öğretmen şiddeti haberleriyle karşılaşıyoruz. Belki daha önce de vardı, bu kadar yansımıyordu ama artık oldukça gün yüzüne çıkmış durumda. Devam edelim sevgili izleyenler. Dolar yükseldi, borsa düştü. Piyasaların beklemediği bir anda erken seçimin gündeme gelmesi dalgalanmaya yol açtı. 4.07 liraya kadar düşen dolar birden 4.12'ye fırladı. Yükselişte olan borsa yönünü aşağı doğru döndürdü. Piyasalar oldukça hızlı tepki veriyorlar her siyasi hamleye Türkiye'deki. En eleştirel Türkiye raporu, Avrupa Birliği Komisyonu'nun yayınladığı Türkiye ilerleme raporunda sert eleştiriler yer aldı. Evet, Avrupa Birliği'nin bu son raporu en sert rapor olarak değerlendiriliyor sevgili izleyenler. Aralarında sadece yumuşak olarak nitelendirilebilecek tek konunun olduğu söyleniyor. O da mülteciler konusunda Türkiye'nin tavrı takdire şayan olarak bulunmuş. Demek ki raporda da o şekilde yer almış. Detaylara bakalım. Raporda AB'nin en öncelikli beklentileri arasında OHAL'e son verilmesi yer alıyor. Raporu açıklayan genişlemeden sorumlu AB üyesi, Türkiye hukukunun üstünlüğü temel haklar konusunda AB'den dev adımlarla uzaklaşmayı sürdürdü dedi. Dışişleri raporunun objektif olmadığını açıkladı. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Kahvelerini içip bayrak dikmişler başlığına bakalım. Dün oldukça fazla yer bulmuştu. Yunan gençlerin Ege'de kayalıklara diktiği Yunan bayrağı konusu. Ve Yunanistan'dan gelen açıklamalar da ilginçti, şaşırtıcıydı. Onlardan haberimiz yok, bizim bu konuyu araştırıyoruz demişlerdi. Gençler kendi başına böyle bir iş yapmış olabilirler demişlerdi. Bakalım ne detaya yer veriyor Hürriyet. Kahvelerini içip bayrak dikmişler diyor ve bir fotoğrafları da yer alıyor. Didim'in karşısındaki Kerdo kayalıklarında provokasyon yapan 3 Yunan, geçen hafta Ege'de ölen pilot için adalara bayrak dikelim dedik, kahvemizi içip kayalıklara çıktık dedi. Devam edelim sevgili izleyenler. Fazla yoruma gerek yok. Zaten bu durum kendini çok net ortaya koyuyor. Şimdi bir de Hürriyet'in sür manşetine bakalım. Çünkü biraz orada da siyasetten uzaklaşabileceğimiz ama önemli haberler var. Onlara da yer verelim. Hemen sonrasında zaten o önemli konuya, düne damgasını vuran konuya değineceğiz. Ömür boyu nafakaya son. Özellikle de erkekleri çok yakından ilgilendiren bir konu, kısa evlilik süresinden sonra kadına verilen ömür boyu nafaka konusunda şikayetler vardı. Bakalım haberin detaylarına. Adalet Bakanlığı yoksulluk nafakasındaki süresiz ibaresini kaldırmak, eski eşe ömür boyu nafakaya sınır getirmek için çalışma yapıyor. Mevcut kanun maddesinde boşanmada yoksulluğa düşen taraf süresiz nafaka isteyebilirken, şimdi yoksulluk nafakasının çocuksuz boşanmalarda 1, çocuklu boşanmalarda 5 yılla sınırlandırılması, süreye de hakimin karar vermesi tartışılıyor. İşte haberin detayları da ekranlarımızda yer alıyor sevgili izleyenler. Şimdi sür manşetteki birkaç gelişmeye, birkaç habere daha bakalım birlikte. Eski koca tutuklandı, Dilara cinayeti. 4 Mart'ta Antalya'da cesedi toprağa gömülü olarak bulunan iki çocuk annesi 23 yaşındaki Dilara Kandağ'ın üzerindeki sperm örneklerinin eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu belirlendi. Dilara'yla son telefon görüşmesini de eski eş Ahmet Yorulmaz'ın yaptığı ortaya çıktı ve Dilara cinayetinde de eski koca tutuklandı. Evet, Hürriyet gazetesiyle ilgili aktaracağımız başlıklar böyleydi sevgili izleyenler. Şimdi o
ana gündem konusuna. Dün çok konuşulan, bugün de çok konuşulmaya devam edecek olan erken seçim trafiğine bir bakalım. Her şey nasıl başladı? MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında neler söyledi? Ardından hem hükümet cephesinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil, hem de bununla birlikte diğer partilerin, ittifak dışında kalan partilerin liderlerinden hangi çıkışlar, hangi açıklamalar geldi ekranlarımızda? 26 Ağustos 2018 günü, pazar günü, yani Malazgirt zaferiyle büyük taarruzumuzun yıl dönümlerinde Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanını hem de milletvekili genel seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akıllı, en demokratik yoldu. Devlet Bahçeli işte bu sözlerle erken seçim bombasını patlattı. Türkiye gündemi erken seçim çağrısının etkisiyle sarsıldı. Milliyetçi Hareket Partisi takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacaktır. Bu işi daha fazla uzatmaya gerek yoktur. MHP lideri Devlet Bahçeli siyaset gündemini alevlendiren çağrıyı partisinin grup toplantısında yaptı. Bahçeli erken seçim için tarih bile verdi. Siyasi muhataplarımıza ve aziz milletimize samimi ve tartışılmasını ümit ettiğimiz teklifimiz şudur. 26 Ağustos 2018 günü, pazar günü, yani Malazgirt zaferiyle büyük taarruzumuzun yıl dönümlerinde Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanını hem de milletvekili genel seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akıllı, en demokratik yoldu. Açıklamanın ardından ilk yorumlar hükümet cephesinden geldi. Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ açıklamayla ilgili parti içinde değerlendirme yapacaklarını söyledi. Sayın Bahçeli'nin açıklaması partinin yetkili organlarını değerlendirecektir. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise seçim zamanının YSK tarafından belirleneceğini söyledi. Bunlar siyasi kararlar. Ve açıklamaların ardından siyaset trafiği hızlandı. Önce MHP lideri Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le 20 dakikalık bir görüşme yaptı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti kurmaylarıyla toplandı. Değerli arkadaşlar, yarın biliyorsunuz benim 13.30'da külliyede Sayın Bahçeli ile bizim görüşmemiz olacak. Ve muhalefet kanadından tepkiler. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan, Hodri Meydan diyerek seçime hazır olduklarını dile getirdi. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu ise vatandaşı kandırmaya çalışıyorlar dedi. Daha sürede olmadı, erken seçime gidiyoruz. Oy verin, biz bunu yapacağız. Yine sizi kandırmaya çalışacaklar. Yine kandırmaya çalışacaklar. Bir sözü sakın unutmayın, bir sözü. Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Size ayı gösterirler, kapının öbür tarafından sizi çıkarırlar. O nedenle aldanmayın, aldanmayın. Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de yanıt geldi. Eminim herkesin kafasında İyi Parti ne düşünüyor diye bir soru vardır. Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur. Yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanını hem de milletvekili genel seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akıllı, en demokratik yoldu. Evet, Devlet Bahçeli'nin sözleri bir kez daha ekranlarımızdaydı. Bu arada son olarak haberde Meral Akşener konuştu. Siz de duydunuz. Meral Akşener bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur dedi. Ama CHP'li Özgür Özel'in bir açıklaması var. O dün İyi Parti ile ilgili gerçekten
akıllarda birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Acaba olası bir erken seçimde İyi Parti yer alamayacak mı sorusunu. Çünkü Özgür Özel İyi Parti'nin büyük kurultayından sonra en az 6 ayın geçmesi gerektiğini seçimlere katılabilmesi için ve bunun için de tarihin yani 6 ayın son bulduğu tarihin de 1 Eylül olduğunu söyledi. 1 Eylül ve sonrasında bir seçim yapılabilirse İyi Parti girebilir ama öncesindeki seçimlere giremez dedi. Sonrasında İyi Parti'den gelen açıklamalar var. Biz kurultayla ilgili daha doğrusu biz seçimle ilgili her şeyi 28 Haziran 2018'de noktaladık, seçimlere girebiliriz dedi. Onlar da tabii Yüksek Seçim Kurulu bu konuyu nasıl değerlendiriyor, seçim kanununda neler var, o başlıklarda bu noktada önem taşıyor sevgili izleyenler. Şimdi Sabah gazetesine bakalım. Manşette Bahçeli erken seçim dedi, Erdoğan görüşeceğiz dedi başlığını görüyoruz. AK Parti grubunda Cumhur İttifakı için 2019 seçimleri vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideriyle bugün görüşecek. MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti grubunda sürpriz bir çağrı yaptı. Türkiye 3 Kasım 2019'a kadar sabredemez. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini bu yıl 26 Ağustos'ta yapalım, oyunları bozalım dedi. Bu açıklamanın sonrasında denk gelen AK Parti grubundaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan şu vurguyu yaptı. Anayasa değişikliği 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek. Yani yeni sistemde bu durumda yürürlüğe girmiş olacak. Milletimizin gönlündeki Cumhur İttifakı'nı 2019 seçimine de taşıyoruz dedi. Külliyedeki görüşme bugün saat 13.30'da yapılacak. Hemen o bölümdeki detaylara da bakalım sevgili izleyenler. Erdoğan daha sonra MHP liderinin çağrısını soran medyaya şöyle dedi. Söyleyeceklerimi grupta söyledim ki grupta 3 kere seçimlerin 2019'da yapılacağını söyledi. Söyleyeceklerimi grupta söyledim. Sayın Bahçeli ile bugün saat 13.30'da külliyede görüşmemiz olacak ve orada değerlendireceğiz dedi. Ve o hal uzatılıyor başlığı da yer buluyor Sabah'ta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında külliyede toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda o halin uzatılması yönünde tavsiye kararı alındı. MGK sonrası toplanan Bakanlar Kurulu da uzatma tezkeresini meclise sundu. Evet, Sabah gazetesinin diğer başlıklarına da birlikte bakalım. İlk sayfasına yansıyan diğer haberlere de yer verelim. Afrin'de yüzler gülüyor diyor Sabah gazetesi. Türkiye'nin güvenliği sağladığı Afrin'de halk özgürlüğün tadını çıkarıyor. Sokaklar huzurlu, yüzler gülüyor. Afrinliler huzura kavuştuk. Allah Türk ordusundan razı olsun diyorlar. Devam edelim, hemen yanındaki habere bakalım. Şırnak şehitleri uğurlandı. Uzman çavuş Muğdat Çelik'in Van'daki cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Onbaşı Mehmet Volkan Adana'da, Erbaki Afşar'da, Çorum'da toprağa verildi. Ve Amanoslar'da da PKK'ya darbe vuruldu. İmkansız hava aracı tarafından, insansız hava aracı tarafından tespit edilen iki PKK'lı F-16'lar tarafından vuruldu. Son 5 ayda bu bölgede öldürülen PKK'lı sayısı ise 29 oldu. Sabah gazetesini noktalayalım sevgili izleyenler. Şimdi Sözcü gazetesine bakalım birlikte. Sözcü'nün ilk sayfasına dün yaşanan o yoğun Türkiye gündeminden hangi başlıklar yansımış? MHP lideri 26 Ağustos'ta genel seçim yapılmasını istedi ve büyük puntolarla erken seçim bombasını yine Bahçeli patlattı diyor Sözcü gazetesi. Türkiye'nin 3 Kasım 2019'daki seçime kadar dayanmasının zor olduğunu söyleyen Devlet Bahçeli, sandık er meydanıdır dedi, gözler Erdoğan'da. 16 yıl önceki tarihi çıkışıyla Türkiye'yi erken seçime götürüp AKP iktidarının yolunu açan Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında yine sürpriz yaptı. Önümüzde iki seçenek var. Ya normal tarih beklenecek ya da milli mecburiyetten dolayı seçim erkene çekilecektir dedi ve teklifini açıkladı.
26 Ağustos 2018 günü yani Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümünde yeni bir zafer ruhuyla Cumhurbaşkanı'nı seçmek en mantıklı yoldur. Seçimse istediğiniz hodri meydan, pusu kuranları pususunda boğalım dedi. Devam edelim hemen alttaki detaylara da bakalım. Bahçeli erken seçim çağrısı Ankara'da, Bahçeli'nin erken seçim çağrısı Ankara'da büyük yankı uyandırdı. Şimdi gözler Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı AKP lideri Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Bahçeli ve Erdoğan bugün 13.30'da bir araya gelip erken seçim için son sözü söyleyecekler. Hemen bir haberle devam edelim sevgili izleyenler. Çünkü bu konu önemli bir konu, çok konuşulan bir konu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği tek şey yarın 13.30'da gerçekleştirilecek olan Bahçeli ile görüşmesinin olduğuydu. Ve sonrasında Bekir Bozdağ'dan, hükümet sözcüsünden bir açıklama geldi. O da yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesini bekleyin dedi. İzleyelim. Şimdi bunu konuşuyor. Türkiye'nin ana gündemi Sayın Bahçeli'nin açıklaması oldu. Elbette bu önemli bir konu. Bu konuyla ilgili bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız grup toplantısından sonra kısa bir değerlendirme partimizin yetkilileriyle yaptılar. Ve yarın da MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi 13.30'da bir araya gelecekler ve konuyu değerlendirecekler. Esasında bu konuya ilişkin gerekli değerlendirme ve açıklamalar bu değerlendirmeden sonra yapılacaktır. Onun için yarın 13.30'u beklemenizi tavsiye ederim. Evet, hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamaları böyleydi. Bekleyin dedi. Saat 13.30'da görüşme var. O görüşmenin sonrasında bakalım neler yaşanacak, neler ortaya çıkacak. Devam ediyoruz Sözcü gazetesiyle kaldığımız yerden sevgili izleyenler. Bahçeli bunları da patlatmıştı diyor Sözcü gazetesi ve tarih tarih belirtmiş, hafızaları da tazelemiş aslında. 2002 erken seçim yani AK Parti'nin iktidara gelmiş olduğu tarih. DSP-MHP-ANAP koalisyonu vardı ki ekonomik krizlerin hakim olduğu dönemdi. Yazar kasalar fırlatılmış, anayasa kitapçıkları fırlatılmıştı. Ve kriz çıkınca Devlet Bahçeli 3 Kasım'da erken seçim olsun dedi. Kendi baraj altında kaldı. 2015 seçim tekrarı, 7 Haziran seçiminden bir gün sonra Bahçeli seçim çağrısı yaptı. Koalisyon kuramayınca da 1 Kasım'da yeniden sandığa gidildi. 2016 başkanlık, Bahçeli AKP başkanlık inadını sürdürecekse meclise getirmeli dedi. 16 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanlığı referandumu yapıldı. Hafızalarda tazelendikten sonra Sözcü gazetesinde diğer başlıklara bakmaya devam edelim. Gelen tepkilere yer vermişler. Hemen bakalım 15 günde ne oldu da karar değiştirdiler. Daha önce seçim 2019'da diyorlardı. AKP ve MHP kısa süre öncesine kadar seçimin 2019'da zamanında yapılacağını söylüyordu. Bahçeli'nin 4 Nisan'da parti yöneticilerine erken seçim olmayacak şeklinde hazırlık yapın dediği haber olmuştu. 23 Kasım 2017'de de erken seçim akıl kârı değil demişti. Erdoğan ise daha 12 gün önce erken seçimi soranlara böyle bir şey yok diyordu. Sözcü gazetesi soruyor, peki 15 günde ne oldu da karar değişti? Bir de Hürriyet gazetesinin o başlığın altında sadece iki dizeyle yapmış olduğu hatırlatma için Sözcü gazetesi bir kutu açmış sevgili izleyenler. Seçim öncesi tatil var diye bu hatırlatmayı daha dikkat çekici hale getirmiş. Bahçeli'nin önerdiği tarih seçmenleri sandık mı tatil mi açmazında bırakacak ki buna daha önce de Türkiye tanık olmuştu. Üstelik bir yaz tatiliydi. 18 Ağustos'ta Kurban Bayramı tatili başlayacak. 9 gün sürecek ve 26 Ağustos'ta bitecek. Tatil
seçime katılım oranını düşürecek. Özellikle de Anadolu'nun iç bölgelerinde değil de daha çok kıyı kesimlerinde bu katılımın düşeceği de biliniyor ve büyük şehirlerinde. Çünkü tatile giden yoğunluk Türkiye'nin büyük şehirlerinde yaşayan yoğunluk ne yazık ki. Bu da ayrı bir aslında incelenmesi gereken, irdelenmesi gereken konu diğer yandan. Devam edelim. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüyorsunuz, göreceksiniz ekranımızda. Ankara'da bu soru tartışılıyor. İyi Parti seçime girebilecek mi? Az önce ben de kısaca bu konuyu özetlemeye çalıştım. Çünkü dün hemen Devlet Bahçeli'nin açıklamasının sonrasında CHP'li Özgür Özel tarafından ortaya atılmış. Bu da yine gündemi sarsmıştı. CHP'li Özel İyi Parti seçime girmesin diye bu tarihin ortaya atıldığını söyledi. CHP'li Özgür Özel 1 Nisan'da yapılan kongreye esas alarak İyi Parti'nin 26 Ağustos'taki seçime giremeyeceğini ve Bahçeli'nin bu nedenle bu tarihi ortaya attığını iddia etti. İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, büyük kongremizi 10 Aralık'ta yaptık. 12 Haziran'da seçim kurulu onayladı. 12 Haziran'dan itibaren seçime girebiliriz dedi. Az önce söylediğimi Sözcü Gazetesi de vurguluyor. Gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda. CHP hodri meydan dedi. İnşallah bunları göndereceğiz demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Bu başlığı öne çekmiş. CHP lideri Bahçeli'nin erken seçim çıkışını ülke yönetememe İtirafı olarak değerlendirdi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı kastederek ana aktörü bekleyelim dedi. Bu arada sevgili izleyenler köşe yazılarına da biraz sonra değinelim. Çünkü siyaset üzerine yazan yazarların neredeyse tümü günlerdir Suriye üzerine yazılan o köşe yazılarının ardından bugün Devlet Bahçeli'ye yer verdiler. Erken seçim çağrısına, olasılığına yer verdiler. Biraz sonra ekranımıza getireceğiz. Devam edelim. Diğer bölümlerine de bakalım. Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alan. Hesap açtıranların bile FETÖ üyesi sanıldığı Bankasya'nın kurucusu SPK başkanlığına atandı. Vahdettin Ertaş'ın 2 Ocak'ta istifasıyla boşalan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na Ali Fuat Taşkesenlioğlu getirildi. Taşkesenlioğlu FETÖ'nün finans kuruluşu olan Bankasya'yı kurup 16 yıl görev yapmıştı. Biraz sonra ekranlarımıza getireceğiz. O hal neden uzatılsın diyor hükümet. Onu açıkladı Bekir Bozdağ. Hala FETÖ varlığını sürdürüyor. Hala kurumlardan tam olarak temizlenemedi dedi. Kumpas savcısı sırdaş isim çıktı. Askeri casusluk kumpasının mağduru emekli albay Coşkun Başbuğ, Yunanistan sınırında yakalanan savcı Zafer Kılınç için konuşturulursa FETÖ çözülür dedi. Evet, Sözcü Gazetesi'ni bu şekliyle noktalayalım efendim ve tekrar Hürriyet Gazetesi'ne döneceğiz. Neden? Çünkü Sedat Ergin'in köşe yazısını paylaşacağız. Bahçeli geleneğini değiştirmedi diyecek Sedat Ergin. Şimdi ekranlarımızda olacak. Tamam, uygun bir zamanda buna yer vereceğiz. Hazırsa hemen girelim. Yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı'nı hem de milletvekili genel seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akıllı, en demokratik yolu. Evet, Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde Sedat Ergin Bahçeli geleneğini değiştirmedi diyor ve gelenek değişmedi şeklinde yazısına başlıyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli yaptığı bir hamleyle bir kez daha siyasette nehrin akışını değiştiren bir etki yarattı. Bahçeli'nin dünkü açıklamasıyla birlikte 2019 yılı Kasım ayında, yani bundan 1,5 yıl sonra yapılması öngörülen başkanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin bir yıl öne alınması tartışması Türkiye'nin gündemine yerleşmiş oldu.
Bahçeli'nin çıkışı aslında son 15 yıl içinde birçok kez tekrarlanan bir kalıbın devamı niteliğindedir. Bu kalıba baktığımızda daha önce de vurguladığımız üzere belli başlı siyasi hadiselerin akışında MHP liderinin yaptığı hamlelerin genellikle belirleyici bir rol oynadığını görüyoruz. Hepsi de siyasetin akışı açısından hayati sonuçlar doğuran bu dönemeç noktalarında süreçleri tetikleyen hamlelerin pek çok durumda Bahçeli'den geldiğini görüyoruz. Seçimin gerçekten öne alınması halinde Bahçeli kriteri bir kez daha tekrarlanmış olacaktır. Evet, Sedat Ergin köşesinde bunları yazmış. Az önce Sözcü gazetesinde de görmüştük. Tarih belirtmişti sevgili izleyenler. Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin seçim tarihinde nasıl bir etkisi olduğunu. Şimdi Star gazetesine bakalım. Erken seçim için karar günü diyor Star gazetesi. Ve bugünden bahsediyor erken seçim için karar günü diye. Oldukça net bir başlık kullanmış Star. Bugün o ikili görüşmeden bir karar çıkacak imajını uyandırmış. MHP liderinin 26 Ağustos'ta erken seçim çağrısı siyaseti bir anda hareketlendirdi. CHP teklife yeşil ışık yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an söyleyecek bir şeyim yok sözüyle cevabı bugün külliyede Bahçeli görüşmesi sonrasına bıraktı. Evet sevgili izleyenler, şimdi yine bir telefon bağlantımız var. Önemli bir isim. İYİ Parti Genel Sekreteri Sayın Aytun Çıray telefon attığımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle isterseniz yine en son gelişmeden başlayalım. Erken seçim konusu ve bunun İYİ Parti'ye nasıl yansıdı? Özgür Özel iddiayı ortaya attı. Sizden gelen açıklamalar var. Ardı ardına aslında bu konuyla ilgili açıklamalar bitmiyor. Ne söyleyeceksiniz efendim? İYİ Parti 1 Ekim'de mi seçime girebilmek için gerekli olan süreyi dolduracak? Siyasi Partiler Kanunu'nun 36. maddesine göre olağan kongresini yapan 41 il ve ilçelerinde örgütlenen, yani toplam illerin sayısının yarısında örgütlenen partiler olağan kongrelerini yaptıkları tarihten ve örgütlendiklerinden itibaren 6 ay içerisinde seçime girme hakkını kazanırlar diyor. Grup kurmak da buna dahil. Biz bu şartları, yani bizim grubumuz yok ancak diğer şartları, seçime girme şartlarının tamamını sağladık. Sağladığımız tarihin kesinleştiği dönem 22 Aralık 2017. Dolayısıyla 2018 22 Haziran'dan itibaren İYİ Parti yapılacak her seçime girme hakkına tartışmasız sahiptir. Bunun tartışmaya açılması da ayıplıyorum doğrusu. Söyleyeceğim bundan ibaret. Peki efendim, şimdi bazı olasılık hesapları da yapılmış. Bugün bazı gazetelerin ilk sayfalarında da yer bulmuş. İYİ Parti'nin B ve C planları var açıklaması zaten gelmişti İsmail Koncuk'tan yanılmıyorsam. Ama bu hesapların ne olduğuna dair bir bilgi yoktu. Bugün bir gazete İYİ Parti eğer Yüksek Seçim Kurulu kararıyla seçime giremezse başka bir partinin çatısı altında seçime girebilir deniliyordu. Böyle bir olasılık olabilir mi? Saadet Partisi ya da Demokrat Parti olasılıkları söz konusu olabilir mi? Şu anda böyle bir şey yok. Hı hı. Olmayan bir konu hakkında konuşmaya gerek yok. İYİ Parti seçimlere girme hakkına sahip. Evet. Eğer bir ülkede kanunlar tartışılır hale geliyorsa vay halimize, o zaman seçim yapmaya gerek yok. Başkanı şimdiden ilan etsinler. Evet. Ekonomik veriler nedeniyle mecbur kaldılar demiştiniz. Bakın, bu konuyu biraz açar var. Mısınız bize? İki sebep var bu erken seçimin ilan edilmesinde. Bir tanesi İYİ Parti'nin ve Meral Akşener'in önlenemez yükselişi ve halk tarafından bağrına basılması, kabullenilmesi ve oy oranlarının bugün itibariyle %22'leri geçmesidir. Şimdi seçim saklama haline girdik. Bu oy oranları çok daha yükselecek. Üstelik anketlere cevap veren insan sayısı çok düşüktü. Çünkü toplumsal baskı nedeniyle yeteri kadar sağlıklı anket yapılamıyordu. Onun için hiç kimse anketlere de bundan sonra da fazla kulak asmasın. Çünkü
Türkiye'de anket yapılabilecek ve bu anketlerden objektif sonuç alınabilecek bir siyasi iklim, bir özgürlük ortamı yok. Dolayısıyla korkulardan birincisi İYİ Parti'nin büyümesiydi. İkincisine gelince, bu bir yıl içerisinde Türkiye'nin kötü yönetimi nedeniyle, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kötü yönetimi nedeniyle ödemesi gereken borç ve faizlerin toplamı 185 milyar lira. 53 milyar dolar, 185 milyar dolar. 53 milyar dolar da cari açığın finanse edilmesi lazım. Ancak bütün herkesle kavgalı olan bu hükümet Türkiye'nin itibarını, yani hükümetin itibarını yok ettiği için Türkiye artık tefeci faiziyle borçlanır hale gelmiş ve hatta bazen borç bulmakta zorlanmaktadır. Nitekim Hürriyet satışı sırasında Doğan Holding'e kredi vermek üzere Ziraat Bankası 22 ülkenin 44 bankasıyla görüşerek 1 milyar 200 milyon lira toplayabilmiştir. Dolayısıyla halk gittikçe büyük bir ekonomik sıkıntı içerisinde, döviz almış başını gitmiş, çiftçinin hali belli, işçinin hali belli, esnafın hali belli. Onun için bunlar bekledikçe işin daha kötü olacağını gördüler ve insanların acılarını öteleyerek belki bu seçimlerde bir başarı elde ederiz diye düşünüyorlar ama bu tahmin ettikleri olmayacak. İYİ Parti Türkiye'deki bütün siyasi parametreleri değiştirmiştir. İnşallah bu karar Türk milletinin hayrına olacaktır. Efendim son olarak da siz bu konuyla ilgili bir öngörünüz var mı sizin? Onu sormak istiyorum. Konu da şu. Meral Akşener daha önce erken seçimin olacağını ya da olmasının talep edileceğini söylemişti ve 15 evet. Temmuz'u tarih olarak vermişti. Evet. Az önce Yusuf Halacıoğlu'nun bir açıklaması var. O da seçim 26 Ağustos'ta yapılmayacak, 15 Temmuz'a çekilecek yönünde oldu. Hatta evet. Bugün yapılacak görüşmeden de iddialara göre bu sonucun çıkacağını bu kadar erken söyleyenler de var. Sizin evet. görüşünüz nedir efendim? Tarihle ilgili. Şimdi başkası hakkında konuşmak istemem. Kararlarını versinler, onun üzerine yorum yapalım. Onun üzerine. Yani evet, varsayımlar üzerine siyaset yapmamak lazım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar. Sağ olun. Sağ olunuz efendim. Kolay gelsin. Evet sevgili izleyenler, Aytun Çıray'la görüştük. İYİ Parti Genel Sekreteri. Aslında İYİ Parti üzerinde oldukça fazla şey söylendi. Dün Devlet Bahçeli'nin yaptığı o açıklamadan hemen sonra Özgür Özel bu konuda fitili ateşledi. İYİ Parti bu şartlarda seçime gidemez dedi. Gelen açıklamalar var. Seçime gidebilmesi, gidememesi çünkü pek çok dengeyi değiştirecektir. Dolayısıyla bir seçim içinde önemlidir bu durumun sonucunun ne olacağı. Biz de İYİ Parti'den en yetkili isimlerden birinden Genel Sekreter Aytun Çıray'dan bu konuyla ilgili detayları aldık. Sizlere aktardık efendim. Şimdi son gazetelerimizi aktaralım. Başlıklarda neler var? Star gazetesinde kalmıştık. Hemen Star'la devam edelim. Hemen burada bir yıl kuralı işlemiyor başlığı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine dönük yasal düzenlemeler için bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz hükmü geçerli olmayacak. Çünkü 16 Nisan'daki oylamada kabul edilen anayasa değişikliğine bu kuralın işletilmeyeceğine yönelik geçici madde konulmuştu deniliyor. Star gazetesinin diğer başlıklarına da bakalım. 8. Cumhurbaşkanı Özal rahmetle anıldı, kalbimize gömdük başlığıyla yer alıyor. Star gazetesine noktayı koyalım, Aydınlık gazetesine geçelim. Aydınlık gazetesinin başında bir hazırız şeklinde propaganda var. MHP lideri Devlet Bahçeli erken seçim çağrısı yaptı. Tarih 26 Ağustos 2018'i gösterdi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek seçim hangi tarihte yapılırsa yapılsın Türk milletinin zaferi olacaktır demiş sevgili izleyenler. Ve Aydınlık'ta ilk sayfaya bu başlığı taşımış. Aydınlık'tan sonra Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. 2019'a kadar beklemeyelim diyor Devlet Bahçeli, MHP lideri ve erken seçim istiyor. 16 Nisan'ın yıl dönümünde Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin milli irade ile kabulünün
ilk yıl dönümünde sürpriz bir çıkış yaptı. Önümüzdeki seçenek vardır. Ya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi için 3 Kasım 2019 beklenecek ya da meşru gerekçelerle seçimler erkene çekilecektir diyor. Ayrıca 13.30'da Bahçeli ile yapılacak olan görüşme kurbanlarla kritik zirve başlığıyla yer alıyor Akşam gazetesinde. Akşam gazetesinden sonra Yurt gazetesi ile devam ediyoruz. Şimdi bu gazetelerimizin sadece manşetlerine bakacağız hızlı bir şekilde. Yurt gazetesinin manşetinde Bahçeli seçim istedi, hesapları alt üst etti başlığını görüyoruz. Hemen biraz detaylandıralım. MHP lideri Devlet Bahçeli siyaset gündemini hareketlendiren erken seçim kararını meclisten önce Kaşı Beyaz'da açıkladı. MHP kulislerinden alınan bilgiye göre Bahçeli erken seçimle ilgili nabız yoklamalarına geçen hafta başladı. Milletvekilleriyle Ankara'da yemek yedi. Sonra başkanlık divanını topladı ancak önerinin meclis grup toplantısına kadar saklı tutulması istendi. Meclisteki konuşmasında neler söylediğini aktarıyor Yurt Gazetesi. Bunu defalarca ekranımıza da getirdik. Ve Bahçeli'nin bu konuyla ilgili önceden de bir hazırlık içerisinde olduğunun aslında aktarıyor. Yurt'tan sonra Güneş Gazetesi'ne bakalım. Güneş Gazetesi'nin başlıklarında neler var? Gözler Erdoğan'da diyor Güneş gazetesi. MHP lideri Bahçeli yeni sistemin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek erken seçim teklifinde bulundu. CHP ve diğer partiler bu teklife yeşil ışık yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi bugün 13.30'da Beştepe'de kabul edecek ve son sözü söyleyecek. Güneş gazetesinden de aktaracaklarımız bu kadar ve Vatan gazetesi şimdi ekranlarımıza geliyor. Vatan gazetesinin manşetinde bir randevu niteliğinde 13.30 Beştepe başlığını görüyoruz. MHP lideri Bahçeli 26 Ağustos'ta erken seçim istedi, siyasi gündemi değiştirdi. Erdoğan bugün 13.30'da Beştepe'de randevu verdi. Türkiye bu zirveye kilitlendi. Hep birlikte bakacağız bu zirveden ne sonuç çıkacak ya da net bir sonuç çıkacak mı göreceğiz sevgili izleyenler. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatan Gazetesi'nin ilk sayfasına da yansıdığı gibi söyleyecek bir şeyim yok demişti. Bu konuyla ilgili görüştükten sonra açıklamasını yapmıştı. Vatan Gazetesi'nde noktalayalım ve hızlı bir şekilde Yeni Çağ Gazetesi'ne geçelim. Yeni Çağ'ın ilk haberi, manşetten verdiği haber, küçük ortak erken seçim istediği yönünde. Devlet Bahçeli beka meselesini gerekçe gösterdi. Yerel seçimlerin ittifakı çatlatabileceğini ileri sürdü. 26 Ağustos 2018'e tarih verdi. Son karar sarayda verilecek diyor Yeni Çağ gazetesinde. Ayrıca dolar fırladı 4.12 TL, borsa düştü, özel sektör borca battı, 228 milyar dolar başlıklarıyla haberler de yer alıyor. Bugün gazetelerin sayfalarında, ilk sayfalarında sıklıkla gördüğümüz başlık bu siyasi hamlenin, Devlet Bahçeli'nin yaptığı ekonomiye nasıl yansıdığı yönünde oldu. İşte biz de bu yüzden bir uzmandan bu konuyla ilgili detaylı görüşleri sizlerle paylaştık. Yeni Çağ gazetesinden sonra sıradaki gazetemiz Yeni Akit. Akit gazetesinin başlığında Bahçeli Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerini 26 Ağustos'ta yapalım dedi. MHP'den erken seçim bombası şeklinde yer alıyor manşette haber. Ayrıca iki lider erken seçimi bugün görüşecek deniliyor. Yeni Akit gazetesinin manşetinin ardından Evrensel gazetesine bakıyoruz hızla. Evrensel gazetesinin ilk sayfasında baskın seçimle çıkış arayışı manşetini görüyoruz. Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nın geleceği için erken seçim önermesi istikrarsızlığın itirafı olarak değerlendirildi diyor Evrensel gazetesi. Siyasi partiler ekonomide, iç ve dış politikada sıkışan iktidarın
çıkışı baskın seçimde aradığını belirttiler diyor. Ayrıca özet olarak da vermiş. Bahçeli erken seçim dedi. CHP, HDP ve İyi Parti hodri meydan diyor. EMEP ve ÖDP'nin de iktidar seçime sarıldı şeklinde bu hamleyi değerlendirdiğini belirtiyor Evrensel Gazetesi. Evrensel Gazetesi'nden sonra Dünya Gazetesi ile devam edelim sevgili izleyenler. Az önce belirttik aslında hemen hemen tüm gazetelerin ilk sayfalarındaki haberleri paylaşırken aktardık. Siyaset ve ekonomi oldukça iç içe geçmiş durumda. Siyasette esen rüzgar hızlı bir şekilde Türkiye ekonomisini etkiliyor. Aslına bakarsanız o ekonomideki dalgalanmalarda siyasetin yolunu çiziyor dersek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Erken seçim çağrısı iş dünyasını böldü diyor Dünya Gazetesi. Detaylarına bakalım. MHP lideri Bahçeli erken seçim çağrısıyla Türkiye'nin gündemini değiştirdi. Bazı iş dünyası örgütleri destek açıklaması yaparken TÜSİAD karşı çıktı. Haberin detayları şöyle. Biraz daha detaylandırıp bakalım. MHP lideri Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini 26 Ağustos 2018'de yapalım çağrısı iş dünyasında da büyük yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğimiz inşallah 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek açıklaması sonrası konuya ilişkin bugün Bahçeli ile görüşeceğini bildirdi. Kısa bir özetini geçmiş. Ayrıca TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'ten bir açıklama geldiğini, erken seçimi doğru bulmadıklarını belirttiğini bileceğin, 2018 yılının yapısal reformlar ve enflasyonla mücadele yılı olmasını bekliyorduk. Erken seçim yapmak yapısal reform ve enflasyonla mücadele sürecini tamamen ortadan kaldırır. O hal sürecinde seçim Türkiye'yi dış dünyada zorda bırakır dediğini belirtiyor. Ayrıca piyasalar olumlu satın alır başlığı var. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi erken seçim çağrısını ekonomik olarak öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik anlamında olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Zeybekçi piyasalar bu haberi yarın veya daha sonra da olumlu satın alır. Türkiye artık rüzgardan etkilenen küçük bir tekne değil, büyük bir gemi yorumunu yaptı. Kılıçdaroğlu ana aktörü bekleyelim demişti. Kimdi o ana aktör? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve gözler de bu nedenle 13.30'da o görüşmede aslında. Devam edelim. Dünya Gazetesi'nden birkaç ekonomiye dair başlık daha aktaralım. Dolar yeniden zıpladı. Borsa 108 bine indi diyor Dünya Gazetesi. Ayrıca bu durumu da Bahçeli etkisi olarak nitelendirmiş. Hemen başlığın üstünde Bahçeli etkisi yazısına da yer vermiş. Dolar TL dün Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından 4.12.72 seviyesini test etti. Akşam saatlerinde 4.09.90 düzeylerinde hareket eden dolar TL sabah seviyelerinin üzerinde kaldı. Güne artıda başlayan borsa endeksi 108 bine kadar indi. Dünya Gazetesi'ne de böylece noktayı koyalım sevgili izleyenler. Hemen kısaca bir özet geçelim. Bugün neler yaşanacak onları da hızlıca aktaralım. Söylediğimiz gibi dün partilerin grup toplantıları vardı ve aslında o grup toplantılarından bir bomba çıkacağı hissediliyordu. Ama bu bombanın Devlet Bahçeli tarafından ortaya atılacağı ve bunun erken seçim olacağı çok da öngörülmüyordu. Devlet Bahçeli erken seçim yapılsın, tarihi de 26 Ağustos olsun dedi. Ve sonrasında bugünkü o görüşme işte saat 13.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Devlet Bahçeli arasında gerçekleşecek ve dün bu konuyla ilgili hiç rengini belli etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belki neler düşündüğüne dair bazı sinyaller verecek. Olası bir erken seçim söz konusu mu yoksa net bir şekilde değil mi? Ya da erken seçim söz konusu olacaksa tarih 26 Ağustos olarak mı uygun görülecek? Bu açıklamadan ortaya çıkacak. Diğer başlık OHAL'in 7. kere uzatılması, mecliste görüşülüyor ve tüm bu gelişmeleri akşam 19.15'te ana haberde sizlere aktarmak üzere bizler hazır olacağız efendim Flash TV ekranlarında. Akşam görüşmek dileğiyle iyi bir gün geçirmenizi diliyorum efendim. Hoşçakalınız.
19.15'te ana haberde, yarın 7.30'da tekrar gerçek gündemde birlikte olacağız.